2016, 2017 beyaz önlük giyme törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet etmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Füsun Terzioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer rektörüm, değerli öğretim üye ve elemanları, çok değerli konuklarımız, sayın idari personelimiz, bugünün oluşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle bugünü özel yapan siz değerli öğrencilerimiz ve siz değerli öğrencilerimizin hayata gelmesinde katkıda bulunan değerli ailelerimiz. Özellikle ülkemizde hem sağlık eğitimi hem de sağlık uygulamalarında, sağlık hizmetinde mükemmelliği hedeflemiş olan ulusal ve uluslararası düzeyde bunu sağlamayı amaçlayan İstinye Üniversitesi'nin vizyonu doğrultusunda geleceği yönlendirecek olan sizler, özellikle bütün dünyada en fazla gelecek vaat eden meslek grupları içerisinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik ve ebelik mezunu öğrencilerimiz, mesleğe ilk adım attığınız bu çok özel güne hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstinye Üniversitesi'nin yapılanmasında yer alan 25 yıllık sağlık deneyimiyle sağlık hizmetinin çok önemli yönlerini bulunduran MLP Care Sağlık Bakım Grubu içerisinde yer alan
Medikal Park Hastaneleri, Liv Hastaneleri, Viyan Medikal Park Hastanelerinde Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 30'a yakın bu hastanelerimizde sizlere eğitim yapma imkanı sunmamızdan ve buna özellikle önderlik eden mütevelli heyeti başkanımız, şu an aramızda çok ekstra bir durum nedeniyle bulunamıyor. Ben gene de şahsında kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne her zaman desteğini esirgemeyen, yine üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Profesör Doktor Melih Bulu'ya ve mütevelli heyeti başkan yardımcısı da Adem Elbaşı'na ben şükranlarımı iletmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman üzerimizden destek ve yardımlarını esirgemediler. Değerli öğrencilerimiz, geleceğin sağlık meslek mensupları olarak yüklenmiş olduğunuz sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğiniz anlayış ve becerilerinizle herhangi bir ırk, inanç, siyasal ya da sosyal durum ayrımı gözetmeksizin sağlık hizmeti vereceğinize, yaşamı güçlendirmek, ızdırabı hafifletmek ve sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü davranışı yapacağınıza inancım sonsuzdur. Bu kapsamda sizi geleceğin sağlık profesyonelleri olarak yetiştirirken, bakım verdiğiniz, hizmet verdiğiniz bireylerin inanç ve değer sistemlerine saygı duyan, hiçbir şekilde onlara yönelik edindiğiniz bilgileri ahlaki ve etik ilkeler dahilinde koruyan, bunun yanında sağlığı ya da yaşamı tehdit edebilecek hiçbir girişimde bulunmayan sizin sağlık profesyonelleri olarak yetiştireceğiz. Bu kapsamda sağlık eğitimcileri ve yöneticileri olarak da bizim temel hedefimiz sizlere bu değerleri kazandıracak, ekip çalışmasına önem gösterecek, ekip üyelerinin her biriyle etkin iletişim tekniklerini kullanarak uyum içerisinde çalışabilecek, geleceğin yaratıcı liderleri olarak sizleri yetiştirmektir. Değerli velilerimiz, şu an sizleri göremiyorum ama kapıda her birinizin gelişini sevgiyle karşıladık. Siz beni görüyorsunuz, ben de bir anne olarak, bir kadın olarak, yaşamınızdaki en değerli varlığın, çocuklarınızın hem kendilerine, hem ailelerine, hem vatanımıza ve milletimize yararlı bir insan olmaları için bu eğitim sisteminin içerisine bizlere emanet etmiş bulunuyorsunuz. Biz de hiç şüpheniz olmasın ki bu süreçte siz değerli çocuklarınıza, sevgili öğrencilerimize geleceğin liderleri olacak şekilde İstinye Üniversitesi'nin mezunu olarak bulundukları sağlık ortamında fark yaratacak şekilde onları yetiştireceğimize ve sağlık profesyonelleri olarak da fark yaratacak, değişim önderleri olarak hareket etmelerini sağlayacak tarzda da hem mesleki anlamda, hem profesyonel anlamda, hem de bireysel anlamda gelişimlerine katkıda bulunacağımız konusunda sizlere güvence vermek istiyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Füsun Terzioğlu'na teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstinye Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Melih Bulu'yu kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, günaydın.
baktım şöyle konuşmacılara, erkeklerin, özellikle erkek öğrenciler için çok zor. Şimdiye kadar çıkanların, konuşmacıların hepsi hanımdı. Bilmiyorum, erkekler biraz böyle şey yapın, bir şeyler yapın yani. Yoksa bu dört bölümde de bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bütün liderlikleri, öğrenci liderliklerini kaptırmışsınız. Bilmiyorum, sizde özel bir şey yapmamız lazım demek ki, seans yapmamız lazım. Bu kadar şey yapmayın, bütün şeyleri vermişsiniz yani. En azından dört bölümden bir tanesini almanız lazım. Hani orans olarak bakıyorum. Şimdi bizim tabii yöneticiler olarak işimiz çok zor. Şöyle ki, benim iki tane çocuğum var, bir kız bir oğlan. Bir tanesi 2,5, bir tanesi 1,5 yaşında. Şimdi sabah kahvaltı yapıyoruz. Oğlan büyük, 2,5 yaşında. Kız da 1,5 yaşında. Kız geliyor, işte baba diyor, kucağına al beni. Alıyorum kahvaltı yaparken. Bunu görünce oğlan, o da geliyor, ben de bir şey yapacağım diyor. Beni de kucağına alın, alıyorsan diyor. Şimdi onu da alınca ben kahvaltı yapamıyorum. Şimdi tabii ikisine de ayrıcalık yapmamamız lazım. O yüzden de dengesi işte annesi birini alıyor, ben birini alıyorum filan. Böyle yarım yamalak, yarı aç yarı tok kahvaltımızı yapıyoruz bir süredir. Ama işi idare ediyoruz. Şimdi dediğim gibi yöneticilerin işi çok zor. Şimdi mütevelli eğitim başkanımız da biliyorsunuz aynı zamanda Trabzonspor'un da başkanı ve Trabzonspor'un işleri iyi gitmiyor bu arada. Bilmiyorum, Trabzon'da alanınız var mı? Bir süredir iyi gitmiyor. Yani inşallah Muharrem Bey Trabzon'u çok iyi bir noktaya getirecek, ondan eminiz ama. O yüzden de onun da işi çok zor. Yani bir tarafta üniversite var, bir tarafta Trabzon var, bir tarafta tabii MLPK var. O yüzden gerçekten Muharrem Bey çok derin üzüntüleriyle aramızda olmadığı için biliyorum ama gerçekten bu işte benim çocuklarla olan durumum gibi her zaman böyle bir ağız tadıyla uzun süredir kahvaltı yapamadım. Yani hani size, siz yabancı değilsiniz, sizle paylaşayım bunu dedim. Şimdi bugün güzel bir gün aslında. Çünkü bizim sizlere, öğrencilerimize vermek istediğimiz önemli bazı şeyler var. Bunu açılış konuşmasında da kısaca bahsetmiştim. Şimdi biz öğrencilerimizi bir kere çok rekabetçi yetiştirmek istiyoruz. Ne demek bu? Çünkü aslında bugün 21. yüzyılda yaşamak dünyada zaten sizi 8 milyon insanda otomatik olarak rekabete sokmuş. Yani dünyanın nüfusu tarihte hiç olmadığı kadar arttı ve artmaya devam ediyor. Üstünüz yetmiyormuş gibi de İstanbul'dasınız. Yani kimine göre 15, kimine göre 20 milyonluk bir nüfus var. Bilmiyorum, İstanbul'da doğan kaç kişi var aranızda? Bir kaldım bakayım şöyle. Doğmayan kaç kişi var? Evet, yarı yarıya gibi görünüyor. Şimdi o İstanbul'da doğanların da anneleri ve babaları İstanbul'da olan kaç kişi var? Onlar da burada doğmuş olan. Gördüğünüz gibi sadece 10 kişi bile. Yani herkes aslında İstanbul dışından geldi. Ben de Ankara'dayım mesela, Ankara'dan geldim. İstanbul'un şöyle bir özelliği var. İnsanlar İstanbul'a genelde bir şeyler başarmak için geliyorlar. Yani bulundukları yerde yetinmiyorlar. Çoğunuz Anadolu'dan geldiniz benim gibi. Ve o yüzden de diyorlar ki boşa geçmesin, bir şeyler yapalım, edelim diyorlar. Bunun için de aslında bu insanlar da bir şekilde hırslılar. Bir şey başarmanın hırsı var içinde. Şimdi o zaman İstanbul'da bu rekabet daha da yoğun oluyor. Yani bunu trafikte de görebiliyorsunuz. Her yerde görüyorsunuz. Aslında bu rekabet güdüsü iyi bir şey. Çünkü sizi motive ediyor. Yani bir şeyler yapmaya motive ediyor. Bu iyi bir şey. Ama bu tehlikeli bir şey aynı zamanda. Çünkü bunu eğer kontrol edemezseniz de gereksiz sürtüşmelere, kavgalara girebilirsiniz ki bu da aslında istediğimiz bir şey değil. O yüzden bu motivasyonunuzu mutlaka tutun. Bununla devam edin ama sınırlarınıza da dikkat edin. Yani başkalarına zarar verecek hale getirmeyin. Yani orada bel altına vurmak tabiri vardır ya, ona dikkat edin. Yani etik olmayan davranışlar
davranışlara asla girmeyin. Karşıdakiler girse bile. Ama tabii ki gardınızı alın buna göre. Yani size eğer böyle bir şey geleceğini bekliyorsanız ona da dikkat edin. Şimdi biz size üniversitede tabii ki derslerinizi öğreteceğiz. Çok iyi öğreteceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Ama başka şeyler de öğretmek istiyoruz. Bu da aslında sizin farkınız olacak diğer üniversitelere, diğer mezunlara karşı. Bu da kısaca bahsettiğim gibi biz size rekabet etmeyi öğreteceğiz. Bu size ne işinize yarayacak? Bu size çok işinize yarayacak. Hayata atıldığınız zaman buradan mezun olduğunuzda göreceksiniz ki bir şekilde siz daha hızlı koşuyorsunuz yanınızda koşanlara göre. Mesela ne yapacağız? Mesela biz size toplum önünde konuşmayı öğreteceğiz. Bakın, biraz önceki arkadaşları dinledim. Bir tanesini işte galiba okudum. Değil mi? Bu güzel. Yani en azından sesiniz titremeden okudunuz. Yani topluluk önünde konuşmak çok zordur çünkü. Ama doğru, daha iyi olanı hiç okumadan, yapmadan böyle topluluk önünde konuşuyor olabilir. Bu bir avantaj sağlar size. İleride özellikle yönetici olacaksınız. Bakın ben yönetici olduğum için hocamız aynı şekilde sürekli bu konuşmaları yapmak zorundayız. Ben bu işi zorunluluk olarak görüyorum, çok hoşuma gidiyor. Halinden de belli herhalde görüyorsunuz. Yani sizlerle böyle konuşmak benim için büyük zevk. Ama bunun için çalışmanız lazım. Yani ben mesela bugün bu konuşmayı yapmaya gelirken çalıştım. Hazırlık yaptım, neler söyleyeceğimi mümkün aldım vesaire. Çalışmadan bu işi yapamıyorsunuz. Ama başka şeyler de lazım. Mesela biz bunun için üniversitemize kulüpler kuracağız. Ve şimdi onun altyapısını oluşturuyoruz. Belki bunlardan birisi de böyle konuşma kulübü olacak. Yani insanların önünde çıkıp konuşabiliyorsanız o size büyük avantaj sağlayacak. İleride çalışma hayatınızda bunu göreceksiniz. Ve aynı şekilde kulüplerde de mesela tiyatro kulübü olacak büyük ihtimalle. Bu sizden gelen talepler de olacak. Hatta şöyle bir kural koyacağız. Kulüp kurmak isteyen arkadaşlar bir yere gelecekler. Bize başvuracaklar. Genel sekreterimiz burada, Burak Bey. Burak Bey'e bir talepte bulunacaklar. O da büyük ihtimalle size diyecek ki en az 3 etkinlik yapın, ondan sonra kurmanızı onaylıyoruz diyecek. Yani buradaki istediğiniz de şey şu, somut bir şeyler gösterin ki bize biz sizin kulüp olacağınıza inanalım. Yoksa her önüne gelen, normal üniversitede böyledir. Şu kulüp kurayım, bu kulüp kurayım diye geliyorlar ama sürdürülebilir olmuyor, sürekli olmuyor. O yüzden biz böyle bir şey isteyeceğiz sizden ama kulüp kurmanızı istiyoruz. Şimdiden düşünmeye başlayın ne kulübü kurabiliriz diye. Çünkü evet derslerinizi okuyorsunuz ama yeterli değil. Mutlaka her birinizin bir hobisi olması lazım. Kaç kişi aranızdan benim hobim vardı diyor. Bir kaldırın bakayım görün. Ya yani benim gerçekten bir hobim var. Yani. Bakın görüyorsunuz hiçbirinizden bir hobiniz yok. Yani sizin her birinizin bir hobisi olması. Çünkü hayat çok uzun ve bu uzun hayatınızda birçok girişler çıkışlar olacak. O hobiniz sizi kurtaracak. Özellikle yüksek stres anlarında. İş hayatında yüksek stresiniz olacak. Bir hobinizin mutlaka oluyor olması lazım. Bu üniversitede bizim hedeflerimizden birisi de o. Size en azından birer hobi kazandırıp sizi mezun etmek istiyoruz. Ve bunun için de uygun ortamı size oluşturuyoruz. Bunu unutmayın. Mesela bizim size vereceğimiz diğer bir avantaj da uygulama meselesi. Çünkü özellikle sizin bölümlerinizde diyetetik vesaire diyetikte, fizyoterapide, hemşirelikte ve ebelikte siz alandasınız ve devamlı uygulamanın içerisindesiniz. Çoğu zaman işte hastanelerde olacaksınız vesaire. Burada mezun olup geldiğiniz zaman işinize şu eleştiriyle karşılaşmanızı istemiyoruz. Ben çünkü sanayiden geldim. Daha önce sanayide çalıştım. Fabrika kurdum, yönettim vesaire. Biz mezunları aldığımızda hangi üniversite olursa olsun hep şu eleştiri yapıyorduk. Ya bu çocuklar iyi güzel oradan buradan mezun olmuşlar da işi bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bunlara yeniden eğitmemiz lazım diyor.
O yüzden de aslında o diplomayı verdiğinizde sizin en böyle piyasanın istediği şey hemen işe başlayıp işi yapıyor olmanız. Bunu çok istiyor özel sektör. O yüzden de sizin uygulamanın içerisinde olmanız çok önemli. Bunun için stajlara çok önem veriyoruz. Stajlar. Yetmiyor, sizin part-time çalışmanızı istiyoruz. Özellikle ders programlarınıza dikkat ederseniz olabildiğince boş gün bırakmaya çalışıyoruz. Gidin bir yerlerde çalışalım diye. Çalışıyoruz dedim zaten. Yani kesin olabildiğince ama olabildiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kısıtlar var. Yani sınıf kısıtı var, işte hoca kısıtı var vesaire. Yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu olabildiğince, yani bu dönem belki yapamamış olabiliriz ama ileride binalarınızın imkanları daha da artacak. O zaman daha da bunu şey yapacağız ama bunu olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama sizi uygulamanın içerisine sokuyoruz. Sokacağız, göreceksiniz. Burada da avantajımız var işte. Tuzlan Hastanemiz var sonuçta. Onun avantajından faydalanacağız. Olabildiğince sizleri oraya staj olsun, yarı zamanlı olsun çalıştırmaya çalışacağız. Ama bu bir söz değildir, garanti değildir ama bu niyetimiz var. Hani onu söyleyeyim. Şimdi diğer size kazandırmak istediğiniz bir özellik de sizin toplum içerisinde varlığınızı ifade edebilme kabiliyeti. Şimdi hocamızla sabah ayaküstü sohbet ediyoruz. Yine öğrencilerimize bakıyorum ben. Birçoğu selam vermeden geçiyor. Hatta yolunu değiştirip geçiyor. Şimdi bizim eğitim sistemimizde ilkokulda, ortaokulda, lisede şöyle bir şey var tabii. Öğretmen ve öğrenci arası çok mesafeli. Yani öğrencilerin hatta mümkünse hocadan korkması istenir. Bunun değişik sebepleri olabilir. Ama o mesele çok tartışma götürecek bir konu. Ama sonuçta şu anda bize gelen öğrenciler, yani sizler bir şekilde hocalardan korkuyorsunuz. Bilin ya da bilmeyin. Bilinçaltınızda var. Şimdi o zaman da hocayı görünce şöyle bir mesafeyi açıyorsunuz. Tam tersine ama bizim istediğimiz şey şu. Biz öcü değiliz yani. Korkacak bir şey yok görüyorsunuz. İstediğiniz zaman gelip iletişim kurabilirsiniz, sorunuzu sorabilirsiniz, derdinizi anlatabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu desteği size veririz çözümle ilgili. Ama mutlaka birbirinizi gördüğümüzde selam vermeyi unutmayın. Hatta selam vermek için fırsat oluşturun. Yani sosyal etkileşime girmekten kaçınmayın. Bu şehirde yaşamanın, medeniyetin bir göstergesi de yoksa yani biz sizin asosyal insanlar olmanızı istemiyoruz mümkün olduğunca. Yani sosyalleşin, birbirlerinizle konuşun, her fırsatta iletişim kurun, buna dikkat edin. Bu mesela yine bizim size vermek istediğimiz diğer bir özelliktir diye düşünüyorum ve onunla ilgili de çalışacağız. Yani ne yapacağız bakalım, sizi bir arkadaşlarla, hocalarla çalışalım. Diğer konu, eleştirel düşünme. Bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü sevgili öğrenciler, mesela bu mikrofona herkes şu anda başka bir açıdan bakıyor ve başka bir mikrofon görüyor aslında. Ortada bir mikrofon var ama herkes farklı bir mikrofon görüyor. O zaman da ben mesela herhangi birinizle bu mikrofonun nasıl bir şey olduğunu tartışmaya kalksam hepiniz farklı bir şey söyleyeceksiniz. O zaman ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz yani mikrofonun tanımı üzerine? Hayır. Bunun farklı görüşler olabileceğini, insanların farklı görüşler olabileceğini baştan kabul ederek konuşmaya girmemiz lazım. İşte biz buna eleştirel düşünce diyoruz. Yani farklı görüşler olabilir insanların. Onun çünkü geldiği background, geldiği şartlar farklı olabilir. O kişiyi o da o konuyla ilgili farklı düşünce itebilir, yani farklı düşünebilir. Burada herkes görüşünü açıkça söyler, tartışır. Ama sonuçta bazen uzlaşma olabilir, bazen de olmayabilir. Ama bu mutlaka olacaktır. Yani insanlar farklı düşünecektir. Bunu hiç unutmayın.
Siz ne kadar farklı görüşleri anlayabilir duruma gelirseniz o kadar iyi bir bilim adamı olursunuz. Çünkü bilimde, biz bilimde doğruyu arıyoruz. Doğruyu. Ama o kadar karmaşık ki her şey, yani bizim doğru diye bulduğumuz şey yarın yanılmışız diye biliyoruz. Yani bu en temel şeylerde bile olabiliyor. O yüzden de bugün doğru diye bildiğiniz şeyler yarın yanılmışım diyebilirsiniz. O yüzden de eleştiriye açık olun ve eleştirel düşünmeyi de öğrenin. Yani ha bu böyle ama yani bakalım bir. Hem de bir görelim. İleride başka şeyler geldiğinde, neler geldiğinde ya bu devam edecek mi doğru olmaya? Bunu çok dikkat edin diye söylüyorum. Diğer bir konu bilgisayar bilgisi. Şimdi sonuçta hepinizin cep telefonu vardır diye tahmin ediyorum. Ve artık büyük bilgisayarların yerine büyük oranda akıllı bir cep telefonları aldı. Her şeye ulaşabiliyorsunuz internette vesaire. Ama ben sizin daha derine gitmenizi istiyorum. Mesela bu aletler nasıl çalışıyor? Nasıl programlar nasıl yapılıyor? Acaba ben bir program yapabilir miyim? Sorusunu da sormanızı bekliyorum. Çünkü şu anda sizin yer aldığınız meslekte aslında birçok problemlerle karşılaşacaksınız. Ve onları bu yazılımlarla çözme fikirleri aklınıza gelebilir. Ki gelmeli. Orada işte kod yazma ve bilgisayar programını oluşturma projesi oluşabilir aklınızda. Ona dikkat edin. Bunu yapabilirsiniz çünkü çok daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bu dünyaya katkıda bulunabilirsiniz. Daha da güzeli para kazanabilirsiniz. Kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Değil mi? Yani Facebook denilen şey sonuçta bir tane web sitesi. Google denilen şey bir algoritma. Bir arama algoritması. Yani aman aman şeyler değil bunlar. Doğru yerde, doğru zamanda yaptığınız zaman dünyanın en değerli şirketi haline gelebiliyorsunuz. O yüzden mesela ben Estonya'da bu Skype yazan çocukları görmüştüm. Estonya'da yazıldı, iki çocuk yazmış. Yani çok soğuk, karlı filan. Birbirleriyle görüntülü konuşma şeyi oluşuyor. Yani internetten yapalım diyorlar, paraları diyor. Ucuza nasıl olur? İnternet üzerinden yapalım diyorlar. Bir kod yazıyorlar yani video ve konuşma programı. Sonra 12 ya da 13 milyar dolar sattılar hatırladığım kadarıyla Microsoft'ta Skype. Yani siz de ihtiyaçlarla karşılaştığınızda ona üreteceğiniz problemlerle çok iyi iş fikirleri üretebilir ve bunu hayata geçirebilirsiniz. Biz sizin bu iş fikirlerinizin de alana inmesi için gerekli altyapı kuruyoruz. Zaman içerisinde göreceksiniz. O yüzden de şimdiden düşünmeye başlayın. Ben de büyük ihtimalle ikinci dönem hatta bir girişimcilik dersi açayım diye düşünüyorum. Sizin bu fikirleri nasıl bulacağınız ve bunları nasıl şirketleştireceğinizle ilgili. Evet, tabii bunlar birkaç tane benim şu anda sizlerle paylaşmak istediğim konular ama sonuçta size söyleyeceğim şey şu. Çok iyi bir üniversiteye geldiniz. Ve zaman içerisinde göreceksiniz ki belki de Türkiye'nin en iyi üniversitesi, en iyi eğitim odası olacağız. Oldunuz. Mezun olduğundan bunu 5-10 sene sonra anlayacaksınız. Yani hemen olmayacak bu. Bunları çünkü diğer üniversite mezunlarıyla karşılaşacaksınız. Onların bilgisi, sizin bilginiz, sizin üstünlükleriniz, onları görmeye başladığınızda göreceksiniz ki ya biz bayağı iyi eğitim almışız diyeceksiniz. Yani onlardan, onların bilmediği, bizim bildiğimiz şeyler var. Ve bu sizi çok daha kariyerinizde gerek özel sektör, gerek kendi işinizi kurarsınız, girişimci çok daha hızlı yükselmenizi sağlayacak diye planlıyoruz inşallah. Evet, fazla da konuşmak istemiyorum programın akışını da bozmamak için ama Muharrem Bey'in boşluğunda böylece fırsatı bulmuşken hemen doldurayım istedim. Şimdi bugün önlükleri giyecek öğrencilerimiz. Bu aslında siz görüyorsunuz ne kadar hızlı alanı da indiriyoruz. Yani artık önlüğü giyince laboratuvarları da alıyorsunuz. Hemen deneyleri yapmaya başlıyorsunuz. Ve artık hemen sizden bir şeyler bulmanızı da bekliyoruz yani. Şey yapmayın, küçük durmayın, büyük düşünün, devam edin. Sizden güzel projeler, güzel çıktılar bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize hayırlı olsun önlükleriniz. Konuşmalarından dolayı rektörümüz Profesör Doktor Melih Bulu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi önlük terimimize geçmeden önce sizleri hoş bir müzik dinletisiyle baş başa bırakıyorum. Thank you.
ve sırada önlük giyme törenimiz var. İsimlerini okuyacağım öğrencileri sahneye davet ediyorum. Thank you.
Hoca, Çağla Karakaya, Ebru Okur, Edamur Narman, Emine Can, Fatma Yaran. Ödülleri bildirmek üzere Sayın Buray Yener'i sahneye davet ediyoruz. Thank you.
ediyorum. Zeynep Karataş, Zeynep Östemen ve Zeynep